Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubun ilk yarı değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Enleri, öne çıkanları Furkan'la beraber Kırmızı Grup'ta ilk devre boyunca değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Beyaz grubu konuştuk, sıra geldi Kırmızı Grup'a. Kırmızı grubu biliyorsun, Buca Spor averajla lider bitirdi. Kocaeli Spor, İskenderun Spor, 1461 Trabzon, Van Spor sırayla sıralandılar. İlk bir hatırlatmaları yapalım. Ardından tabii, playoff hattındaki takımların ilk yarı değerlendirmelerini. Hı-hı. 6'dan 12'ye, hani 7-12 arasını, son olarak da 13-20'yi, küme düşme hattını, yakınları konuşacağız. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmadan videolarımızı izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını özellikle rica ediyoruz. Videolarımıza da lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da bizleri takip edin diyelim. Aynen öyle. Senin hatırlatacağın bir şey var. Ben de öncelikle izleyen herkesten ilk 19 haftanın genel bir görüşünü, yorumunu bekliyoruz izleyicilerimizden. Aynen. Ve videomuza kesinlikle beğeni yapmayı unutmayın. Videomuzun izlenmelerine bakıyoruz. İşte 2500'lerde, 3000'lerde ama beğeni 94-95'lerde kalıyor. Lütfen rica ediyoruz. İzleyen herkes videomuza beğeni yapmayı, hatta paylaşmayı da unutmasınlar. Güzel bir ilk devre oldu Kırmızı Grup'ta. Kocaeli Spor, Buca Spor, İskenderun Spor ayrıldılar biraz. Trabzon son dönemde dahil oldu oraya. Çıkışa 36 geçti, puanla müthiş. Ve liderle 5 puanlık farkları var. Ama biz Trabzon'u şampiyonluk adaylarından görmüyoruz, onu söyleyelim. Karacabey zaten Trabzon da kendini şampiyon görmüyor zaten. Karacabey de kendisini, yani biz yani Karacabey'i şampiyonluk adayı olarak görmüyorduk ki Bülent Hoca geldiğinden itibaren de zaten benim beklentim yoktu Karacabey'den. O da tamamen düşüşe geçti. Doğru. Bülent Hoca'nın dün bir açıklaması oldu sosyal medya hesabından. İşte başkana, Davut Bey'e falan teşekkür etti, bir de belediye başkanına. Devre arasında yapacağımız hamlelerle daha güçlü gireceğiz dedi. Yani bu da şunu demek oluyor. Hoca takımda kalacak. Sence bu karar doğru olur mu Karacabey için? Ne düşünüyorsun? Öyle başlayalım, devam edelim. Yani hocanın şu ana kadarki performansı çok kötü. Ama demek ki yönetim hocaya güveniyor yani. Hı-hı. Kalacaksa. Bir şey diyemiyorum ki, bence ayrılık olması daha iyi olurdu. Karacabey'in işi zor. Karacabey karıştı zaten. Hı-hı. Ulaş gitti. Vedat Bora ortalarda yok. Hı-hı. Karacabey'in işi zor. Görünen o. Şimdi zaten şöyle bir nokta var baktığımız zaman da. Karacabey'de mesela son dönemde bayağı bir düşüş var. Aynen, çok ve ciddi. Şu anda tam düşme hattının, diyecektim az daha, playoff'un tam sınırında 6. sırada. Zonguldak maçını kazansaydı Karacabey playoff'un evet, dışına geçiyordu. Giriyordu. Şimdi devreye. Biliyorsun hoca dediğim gibi açıklama yaptı ve takımda kalacağını belli etti. Şimdi bu saatten sonra Karacabey'in ve daha doğrusu hocanın ne yapması gerekiyor? Çıkışa geçmesi devre gerekiyor. Devre arası hamlelerin doğru yapılıp. Aynen. Devre arasından sonra, ama şöyle bir nokta var. Şimdi devam kararı alındı, örnek veriyorum. İlk hafta Buca maçı. Kaybedilirse kaybetti. Ne olacak? Yollar ayrılır yani. Bu da bir yanlış. Devre arası zamanın varken yapmayıp Buca'yı kaybedeceğini düşündüğün zaman da, yani kaybedersen ben bunu yapacağım dersen, bu iş doğru olmaz. Bence bunu yapmasınlar. Bence şöyle olmalı, yollar ayrılacaksa şimdiden ayrılın. Yok yok, şöyle bir nokta var. Şimdi kalmalık, hani tutmak istiyorlar ama aha, şimdi şöyle bir nokta var. Diyelim ki Buca'yı kaybetti. Şimdi bak, maç oynanmadığı için psikolojik olarak orayı düşünmezler. Ama kaybettikten sonra ben göndereceğim derlerse bu yanlış olur. Peki ben de sana şunu soracağım. Karacabey belki de hamle yapmayacak. Yapacak mı? Yapacak, hoca dedi çünkü. Hamlelere daha güçlü gireceğimiz. Takım dağılırsa. Takım dağılır mı sence? Giden olur mu? Çok fazla. Vallahi belli olmaz. Karacabey'de ciddi sıkıntı var. Takım bir anda tepe taklak oldu. Vallahi bilmiyorum. Ulaş Sengin'in, Himmet Ertürk'ün özellikle bunların gönderilmesi büyük bir fiyasko. Aynen öyle. Ve bazı oyuncuların kesilip bir hafta 11'de oynayıp sonra kadroya girmemesi, bunlar da büyük sıkıntı. Aynen. Karacabey'in çok ciddi anlamda kaliteli oyuncu transferlerine ihtiyacı var. İlk playoff hattıyla başlayalım. Tamam. Zirveyle. Şimdi sezon başı kırmızı grup videolarımızı, hani transfer döneminde konuşurken, bir de gruplar belli olduğunda, Kocaeli Spor'u biz önde görüyorduk. Ama ardından İskenderun açılışa geçince Kocaeli'ye karşı olan iddiamızı rafa kaldırıp doğru, Kocaeli ve İskenderun'u şampiyonluk adayı gördük. Buca'yı da. Ben görmedim, sen gördün. Aynen. Görüşümüz şimdi farklı. Şimdi şunu söyleyelim. Meta'nın görüşleri farklı bireysel. Tabii. Benim de farklı. Ama şimdi şöyle. Sen mesela bir takımı şampiyonluk adayı görebilirsin. Ben tabii görmeyebilirim. Veya sen bir takımı playoff adayı görebilirsin. Ben görmeyebilirim. O yüzden bu ayrımı
Hani daha dikkat edin dersiniz. Yani yazın ilk kırmızı grup programımızı hatırlıyorum. O sıcaklarda yaptığımız. Hı hı. Kocaeli Spor önünde görüyorduk. Çünkü oraya İskenderun'la Buca hiç hamle yapmamıştı. Evet. İskenderun Spor'da, Buca Spor'da hamlelerini sonradan yaptı ama kaliteli oyuncular aldılar. Hı hı. Bu grup 3 takım arasında geçer diye düşünmeye başladık. Sen Kocaeli ve İskenderun dedin. Ben de Kocaeli, Buca, İskenderun. Ardından Karaca Bey de fena hamleler yapmayınca dedik ki Karaca Bey de oraya aday olabilir. Playoff'a kesin kalır. En kötü de bu takımları belli noktaya kadar zorlayabilir ki Karaca Bey deplasmanda İskenderun'u yendi. Kendi evinde Buca'ya da Kocaeli'ye de yenilmedi. Gerçi Kocaeli maçı ondan çok kötü verdin, oldu. 10 kişi verdin yani. Evet, o çok kötü oldu. Ama baktığımızda 4 takım ayrılıyor gibiydi. Hı hı. 1461 Trabzon yine dinamik bir takım kurdu. Celil Başkan para harcamayacağım dedi bu sene. Az maliyetli ama tehlikeli bir takım kurdu. Van Spor'da tecrübeli oyunculardan kurulu bir kadro kurdu aslında ama Van Spor'da bir maddi problem vardı. Fakat Feyyat Başkan çözünce... Cuma günü geçen hafta. Evet, ve iyi de takviyeler yapacağım deyince Van Spor da iyice yarışa girdi. Ankara Demirspor fena performanslar sergilemedi. Serik Belediyespor, Zonguldak Kömürspor Şenol Hoca önderliğinde iyi bir devre geçirdi ama ilk bir yukarıya baktığımızda Buca Spor'un, Kocaeli Spor'un, İskenderun Spor'un performanslarını nasıl buldun? Çünkü bu üç takım ayrılıyor. Hı hı. Sezon sonuna kadar da bu üç takım şampiyonluk için çekişecekler. Yorumun ne olur? Şimdi bu üç takıma baktığın zaman da Buca Spor, Kocaeli Spor ve İskenderun Spor'a ben biliyorsun Kocaeli Spor ve İskenderun Spor'dan birisinin şampiyon olacağını hep söyledim. Buca Spor'un şampiyon olabileceğini kendi görüşüm anlamında düşünmedim. Şimdi ilk devrede Buca Spor lider tamamladı. Aynen. Avarajda Kocaeli Spor 41'le. Önünde. Karaca Bey'de, pardon, İskenderun Spor'da 37 puanla 3. tamamladı. Ki son haftada Kocaeli'nin puan kaybetmesi, İskenderun'da kazanmasıyla beraber İskenderun tekrardan yarış için iddialandı ve 4 puanlık fark var. Şimdi aynen, şöyle bir nokta var. İskenderun Spor sezon içinde sakatlıklar, hastalıklar, çok fazla hoca ayrılıkları falan yaşadı ve bayağı bir buhran orada ki zaten bir ciddi anlamda stat problemi var. Bunun da etkisiyle çok kırılma noktaları yaşadı. Mesela Kocaeli Spor böyle bir kırılma noktası yaşamadı. Buca Spor hiç kırılma noktası yaşamadı bana göre. O yüzden İskenderun biraz bu iki takımın altında kaldı. Ama puan farkı olarak çok fazla dezavantajla girmediler bir diye düşünüyorum. Bir buçuk maç var işte. Bir de ikinci devrenin ilk maçı Buca Spor Karacabey maçı var. Şimdi iki taraf için de önemli bir maç. Doğru. Örnek veriyorum, Karacabey reaksiyon vermesi gerektiğini söylüyoruz. Ben Bülent Hoca açısından hem de Karacabey takım açısından örnek veriyorum, maç beraber bitip veya Karacabey kazanıp İskenderun kazanırsa örnek veriyorum, bu sefer İskenderun tekrardan daha da iddialı noktaya gelebilecek. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Ki İskenderun Spor'da iyi hamleler yapacak. Evet, Bahadır Erol anlaşıldı. İlk transfer yapıldı Bahadır Erol. Aynen, onu söyleyelim. Önemli bir oyuncu ve kaliteli bir transfer. Bodrum Spor'dan. Gayet de iş yapacak bir oyuncu. Doğru. Allah kaza bela vermezse İnşallah. Bahadır Erol takımına hayırlı çok fazla bir şekilde diyelim, katkı verecektir. Kocaeli Spor açısından bakarsak da son haftada iç sahada resmen darma duman oldular. 4-2. Taraftarların maçtan sonra büyük tepkisi oldu. Hem Buca'ya hem yönetime. Çünkü Kocaeli Spor kazanıp lider girmesi gerekiyordu ve daha da bir havalı girmeliydi ama hem kaybetti hem de sahada kaybetti. Liderliği de averajla kaybetti Buca Spor'a. O da var. Kocaeli Spor'da da Fırat Hoca'ya çok eleştiri var. Hı-hı. Taraftarlar Fırat Hoca'dan memnun değiller. Biz de zaten aynı görüşteyiz ama yönetim, hatta Fırat Hoca Ankara Demir maçından sonra istifa etmiş soyunma odasında. Futbolcular da istememiş hocanın gitmesini. Hı-hı. Ama ne düşünüyorsun bununla alakalı? Bu da bana ilginç geldi. Hani futbolcular madem hocayı bu kadar çok seviyorlar, o zaman ona göre oynamaları hı-hı lazım. Ki Kocaeli Spor kendi evinde Buca'yı yenemedi. Aynen. Seri'yi yenemedi. Hı-hı. Ankara Demir'e yenildi. Ne düşünüyorsun? Vallahi şöyle bir nokta var zaten. Dün hatta taraftarlar bununla ilgili tweet atmışlardı. Burada hocayı istifasını istemeyenleri biz de istemiyoruz diye. Yani buna engel oldukları için oyunculara kızgınlar. Normal. Vallahi ben de şunu anlayamadım. Fırat Gül Hoca, zaten hep söylüyoruz, Kocaeli Spor karışma potansiyeli iki türlü. Bir yönetim, bir hoca anlamında. Bu çok büyük sıkıntı. Her an bir yerde patlayabilirler. Ben hep bunu yarışın içinde kattım ortaya. Mesela sen şunu söylüyordun, Kocaeli Spor kopabilir diye. Kocaeli Spor kopma noktasının dışında daha çok kırılabilir. O da var. Böyle şey takımı var. Hani bir kaos ortamı olan bir takım noktası var. Şimdi Fırat Gül'ün yaptığı o açıklama. Mesela şeyden sonra, bir puan farklı lider olduktan sonra istediğimiz yere geldik dedi ama sen daha bir şey kazanmamıştın. İşte Ankara Demirspor maçında istifasını kabul edememesi de ayrı bir kaos nedeni. Bu da bir sıkıntı. Zaten taraftarlar hocayı istemiyor yani. Aynen.
takım farklı kazandığı maçlardan sonra bile taraftarlar hocayı istemiyoruz. İstemiyorlar. Diyordu. Yani o yüzden Kocaspor'un buna bir önlem alması gerekiyor. Yolları ayırmak en mantıklısı bence. Kesinlikle. Yeni bir hocayla, yeni bir başlangıç yapmak için. Bucaspor için neler diyeceksin? Bana göre Bucaspor bu gruptaki en iyi hocaya sahip takım. Benim kendi görüşüm. Hani Cüneyt Dumlu Pınar Hoca benim alt liglerde en beğendiğim hocalardan biri. Çok beğendiğim bir hoca. Çünkü çok iyi hani oynatıyor ve idman metotları da çok iyi Cüneyt Hoca'nın. Elinde de iyi bir kadro var ve ilk devreyi de lider kapattı Bucaspor. Cihan Başkan da önemli hamleler yapacak. Görünen o. Bucaspor'u nasıl yorumluyorsun ki? Bazı oyuncularından pek katkı alamadı Bucaspor. Taşkın, Erhan Şentürk, İlhan Depe, Tunç Murat Behra. Evet, Tunç Murat geçen senenin çok uzağında ama bana göre çok iyi bir savunma hattı var ve özellikle iki tane beki Enes Alıç'la Kadir Alper Duruk çok iyi devre geçirdiler. Yorumun ne olur? Şimdi Bucaspor beni şaşırtan takımların başında geliyor zaten lider tamamlayarak ve 41 puanla şu anda averajla liderler. Biz geçen bir yorum yaptık pazartesi günü işte Cihan Başkan'a gelen cezanın koymayacağını, işte Cihan Başkan'ın onu hani rahatlıkla karşılayacağını söyledik. Cihan Başkan da onu paylaşmış kendi sosyal medya hesabından. Aynen. Şimdi bir kere maddi olarak güçlü bir takım Bucaspor. Devre arasında da hamle yapabilecek gücü çok fazlasıyla var ve hamle de yapacaktır. Çünkü şampiyonlukta iki takımla çekişiyor ve onların önüne geçmesi için kaliteli oyuncu transferlerine ihtiyacı var. Adı geçen oyuncular da var. Gökhan Karadeniz başta ayrıca. Valla Bucaspor iyi girdi ama Bucaspor biliyorsun son dönemde biraz takılmıştı. Van'a yenildi sadece. Bir de içeride dışarıda bir maçta Zonguldak'ta da beraber kaldılar. 10 kişi oynadılar ya 60 dakika. İskenderun işte puanlar kapı. O haftalarda bir de İskenderun'u yendiler. 2-1. Yani İskenderun aslında kendiliyle de biraz da Bucaspor'a teslim etti. Onu söyleyeceğim. Erhan Çelenk ilk yarının oyuncusu bana göre kırmızı kesinlikle grupta. Bucaspor'da şu anda 13 gol. Aldığı 41 puanın rahatlıkla ben söyleyebiliyorum 30-32'si Erhan Çelenk sayesinde. Müthiş işler yaptı. Mazlum Demir de bana göre ilk yarının stoperi. Gayet iyi oynadı. Kırmızı grupta. Berke'yi nasıl buldun? Berke iyi oynuyor. Ama bence Bucaspor'un açık oyuncularının iyi oynamasının nedeni bekleri de iyi oynuyor. Solda Enes, sağda Kadir Alper iyi oynuyor yani. Kesinlikle. O da etkili oluyor. Komple iyiler. Aynen. İskenderun Spor'da ciddi transfer gelişmeleri olacak mesela. Onu söyleyelim İskenderunlu izleyicilerimize zirvedeki takımlar içinde. İskenderun'da bir de biliyorsun Bülent Hoca ile yollar ayrıldı. Şu an için bir hoca gelmedi ama birkaç güne yeni hoca açıklanacak yüksek ihtimal. İskenderun Spor'un ilk yarı performansını nasıl buldun? Vallahi İskenderun Spor şöyle bir noktası var. Zaten biraz önce de bahsettik İskenderun'dan. Sakatlıklar ve hastalıklar çok fazla yaktı takımı maalesef. Yaktı. Bir de stat konusu. O da doğru ama İskenderun iyi hamleler yapacak onu söyleyelim. Yani yine zirveyi sonuna kadar zorlayacak. Tabii İskenderun ki. Spor'un kaybettiği bir şey yok yani onu söyleyebiliriz. Trabzon ve Van Spor için neler söyleyeceksin? 1461 Trabzon düşük maliyetle güzel işler yapıyor. Yine oyuncuları parlatıyorlar. Mesela Kerem Baykuş, Ulaş Hoca geldikten sonra çok iyi performanslar sergiledi. Van Spor'da da çok önemli oyuncular var. Alihan Kubalas bana göre bu ligin en iyi stoperlerinden biri. Hatta ilk devrenin en iyi stoperlerinden biri. Hatta Alihan bu ligin oyuncusu değil. TFF 1. lig stoperi bence. Uğurcan müthiş performans Uğurcan sergiledi. Uğurcan muhteşem oynuyor zaten. İlk devrede. Emrah Tacir de gayet iyi. Emrah zaten Van Spor'un değişilmez futbolcusu Erkul yıllardır. Erkul çok iyi. Erkul. Miraç Acer. Hasan Bilal iyi toparladı. Sağ bekte Miraç iyi performanslar Muhammed Ali verdi. İyi oynuyor. Bir de Van Spor'un transfer döneminde aktif olacağı da söyleniyor. Evet. Ben de merakla bekliyorum. Kaliteli ve ciddi transfer yapılacağı İnşallah. Söyleniyor. İnşallah yapılır. Van Spor'un iddialı olmasını istiyoruz. İnşallah iddialı olur. Ve Van Spor'un daha doğrusu maddi problem yaşamadan hedefe oynaması gerektiğini ve daha doğrusu hedefe oynamasını istiyoruz ama Van Spor sürekli maddi problemlerle uğraştı. Doğru, İnşallah maalesef. Bu saatten sonra bu maddi problemler olmasa. Bak şöyle bir nokta var. Transfer yaparlar. Bu sefer parasını ödeyemezse maddi problemi yaşarlarsa daha büyük sıkıntı olur. Evet, o inşallah onu istemiyoruz. Olmaz. İnşallah olmaz. Trabzon için neler diyeceksin? Celil Başkan bu sene ben dedi para harcamayacağım dedi. Ve ona göre bir takım yaptı. İyi değil bir ilk devre geçirdiler. Yani Ulaş Hoca da iyi devam etti. Ulaş Hoca 5 maç 13 puan aldı zaten. Daha ne yapsın? O pazar maçında sadece puan kaybettiler. Sahanın çok kötü oldu. Düşük maliyete güzel puan toplandı. Yorumun ne olur? Valla Trabzon gayet iyi girdi devreye. 5 puanlık liderleri fark var. Doğru. Ve şampiyonluk hedefiyle girdi. Yani hedef derken kendi hedefleri anlamında değil, puan olarak bakarak hedef diyorum. Doğru, evet. Çünkü başkanın hedefi şampiyonluk değil. Bu sezon genç oyuncular alıp parlatıp parlatmak. Sezonu o şekilde tamamlamak. Ama tabii ki şöyle bir nokta var. Sen beklentinin ve hedefin dışında iyi giderken iyi de olmasını istersin. Tabii canım. Şimdi örnek veriyorum puan farkı 5. Trabzon iyi başlar lige. Yani devre arasından sonra
kazanarak başlar. Üstteki takımlar puan kaybeder. Yarışın içerisine girer. Tabii ki işler farklı olur. Ama devre arasında Trabzon zaten gene genç oyuncu ağırlıklı transferler yapacak. Celil Başkan fikrini değiştirmez diyorsun. Değiştirmez. Aynen öyle. Ve zaten şöyle bir nokta da var. Bir de Trabzon iyi de başlıyor ikinci devre. Adıyaman maçıyla başlayacak. İç sahada. İlk devrede 1-0 kazanmışlardı. Bir de şöyle bir nokta var. Atala yaptı. İkinci devrenin başında Buca Karaca bir maçı varken Trabzon'da şu maç alarak başlarsa çok felaket olur. Şunu merak ediyorum. Acaba Celil Başkan takıma 2-3 tane tecrübeli oyuncu alayım der mi devre arası ya? Ya çok sanmıyorum. Bize de zaten söyledi ya. Trabzon zaten kesin playoff'a kalır anormal bir durum olmazsa. Hı-hı. Hani başkan manevra yapıp fikrini değiştirir mi? Yok. Başkan değiştirmeyeceğim dedi. Zaten sana yazar. Aynen. Ben değiştirmeyeceğim dedi zaten. Aynen. Hani böyle çevresinden birisi falan hani böyle işte konuşurken falan başkana der mi? Başkanım hani stratejiyi değiştirecek misiniz gibisinden. Vallahi ben sanmıyorum zaten. Ben de sanmıyorum. Ama yapacağı sadece şu olur. En fazla playoff için yapar zaten. Şampiyonluk için yapmaz zaten. Ya ama şu harcanan paraya göre çok iyi puan topladı Trabzon. Tabii ki süper büyük gidiyor. İş yapıldı yani. Yani şu takım neredeyse maç başı 2 puan ortalamasıyla oynuyor. Doğru. 38 olsa maç başı 2 puan. Tam 2 olacak. Aynen öyle. Ankara Demir'e geçelim. Geçelim. Ankara playoff hattını hani playoff hattına yakın takımlara geçelim. Ankara Demir'e, Seri'ye, Zonguldak'a, Kırklareli'ye. Ankara Demir ve Serik Belediyespor'u nasıl buldun ilk devrede? Vallahi Ankara Demir Spor Serhat Hoca ile gayet iyi tamamladı ilk devreyi. Bence de. Hoca da bizi şaşırttı. Serhat Hoca'yı özellikle tebrik ediyorum. Tebrik ederim tabii ki. Mervan Yiğit. Mert Örnek. Onun dışında Alperen Kuyubaşı. Gayet ön plana çıkan isimler oldu. Oyuncular oldu. Özellikle Karacabey karşısında alınan 3 puan, Kocaeli Spor karşısında alınan 3 puan. Tabii. Çok değerli 3 puanlar ve çok iyi oynanan maçlar oldu. İskenderun maçında mesela İskenderun 1-1 gibi... 1-1 bitti ama İskenderun kaliteli... resmen dua etti ki bu maç 1-1 bitsin. Aynen diye. Hani İskenderun gibi kaliteli bir kadroyu hapsettiler resmen. Aynen. İskenderun cephesi mesela bize aldığımız bir puan iyi dedi direkt tabii, bu maç için. Dua yani. Ettik 1-1 bitsin diye dediler. Aynen. Ve şöyle bir nokta var. Ankara Demirspor birçok maçta bu kazandığı maçlarda yani rakibini boğarak oynadı. İskenderun'la 1-1 kaldı ama işte zaten boğarak oynadığı için İskenderun tarafı bir an önce 1-1 bitse de hani maçı kaybetmesek en azından dediler. Ankara Demirspor için çok ilginç bir nokta oldu bana göre. İçeride kaybedilen Kastamonu Spor maçı. Doğru. Bir de ardından 40'da 2-0 ödeyken 2-2 biten maç. Ya şu takım 2 maçta 1 puan aldı. 3 puan alsa 34. Playoff'un içinde direkt. Ne olacağını sen farz et. Ankara Demir'in zaten Kastamonu maçı çok garip oldu. 20 tane şutu var. 4'ü kaleyi buldu. Golü yok. Kastamonu bir kere geldi gol oldu. Kastamonu'nun kaleyi bulan 2 şutu var 8 şuttan. Biri kaleyi bulan aynen. O 2 şuttan biri gol oldu. Çok ilginç oldu. Aynen öyle. O da maçın zaten... Atamayana atarlar. Maçın oldu. Özeti oldu zaten kısacası. Doğru. Yani Ankara Demirspor devreyi tamamladı. Ben Ankara Demirspor'a ilgili tek bir şey söylüyorum. Tabii bu Ankara Demir'e bağlı değil. Mert Örnek'e bağlı. Mert Örnek inşallah buradan gitmek istemez. Iğdır'a dönebilir çünkü maddesi var. Ben de diyorum işte bakalım Mert Örnek inşallah kendisi gitmek istemez. Zaten Mert Örnek ilk yarının sağ beki. İşte o yüzden. Serik Belediyespor için neler diyeceksin? Cem Hoca ile beraber. Yüksek bir bütçeleri yok. Düşük de bir bütçeleri yok. Çok hı-hı. Düşük. Ortalama bir bütçeyle iyi işler yaptılar. Belli tecrübeli oyuncuları var. Erbay, Fırat Arıkan, hı-hı. Üstün Bilgi. Yetenekli genç oyuncuları da var. Batuhan Kırdaroğlu, Oğuzhan Doğan, Sergen, Harun. İyi bir devre geçirdi Serik. Cem Hoca da iyi işler yaptı. Ne dersin? Vallahi Cem Hoca da bizi yanılttı. Gayet başarılı gidiyor. Hocayı da özellikle tebrik ediyorum. Şu anda Serik Belediyespor 31 puanla ilk devreyi tamamladı. İyi gayet. Ve özellikle son dönemde Muhammed Akpınar da ciddi anlamda katkı vermeye başladı. 3 maç 2 gol attı. Üstün Bilgi Amespor'da düşük performansı vardı. Burada 10 golle ilk devreyi tamamladı. Bu da önemli bir detay. Çünkü mesela örnek vereceğim. Geçen sene Amespor'un bulunduğu beyaz grupta şu an bu kırmızı grupla beraber eşdeğerde diyebiliriz. Doğru katılıyorum evet. Ama orada tabii ki net olarak belki bir tane şampiyonluk adayı vardı. Pendik. Pendik geçti. Burada, burada daha fazla var ama daha çok kıyaslarsak denk diyebiliriz. Üstün orada bir şey yapamadı. Burada gayet iyi oynuyor. 10 gol attı ilk derdi. 10 gol attı söyledim zaten. Aynen. Ve Oğuzhan Doğan gayet iyi. İşte baktığımız zaman da Batuhan Kırdaroğlu zaten geçen hafta çok güzel bir asist yaptı. O çok önemli. Yani kaleci İbrahim Demir gayet İlk iyi oynuyor. İlk yarının kalecisi İbrahim. Yani Serik Belediyespor cidden bizim beklentimiz tamam playoff'u kovalardı ama bu kadar da beklemiyorduk. Katılıyorum sana. Zonguldak Kömürspor için neler diyeceksin? Şenol Hoca'nın elinde belli bir malzeme var. Giden oyuncular da oldu şimdi. Hı hı. Bütçe düşük. 6 milyon TL'ye kurulan bir takım Zonguldak. Primler düşük. Evet ama çok yüksek değil çok yani. İyi mücadele ediyor oyuncular. Şenol Hoca da iyi yönetiyor. Ki Zonguldak'ın imkanları çok kısıtlı. Takımın tesisleri yok. Halı sahada resmen sentetik iddia idman yapıyorlar. İddia yapıyorlar diyorum. Çok pardon. İdman yapıyorlar. Ne iddiası? Oyuncular iddiaya mı giriyor? Aynen. Hani şöyle bir durum var. Zonguldak'ın imkanları düşük.
Ama mesela işte Ercüment Eray'a taktı gibi benim çok beğendiğim bir oyuncu var. Pire gibi bir oyuncu Eray Akçan. Müthiş Emre Kara, şey, Eyüp Fatih Akçan Bektaş. Pardon. Aynen, Eyüp Akçan. Müthiş mücadele ediyor Eyüp Akçan. Oğuzhan Maturi'yi mücadele edenlerden biri. Fatih Çelik. Bektaş, Hakan Çevik. Aynen. NBA kesinlikle. Birçok maçta son dakikada galibiyet aldı. Hani Zonguldak'ın kısıtlı bir kadrosu var ama Şenol Hoca güzel işler yapıyor. Fakat Zonguldak devre arası hamle yapıp bunun daha üstünü yapabilir mi? Ne diyorsun? Şimdi Zonguldak Kömürspor devre arası hamle yapacak ama maddi konular biraz sıkıntı, dar bütçe olduğu için maalesef daha çok genç oyuncular yine tercih edilecek. Bakalım, biz de önerdiğimiz oyuncular da oldu. İstişare ettik Şenol Hoca'yla. Bizim kendimizin takip ettiği, iyi olarak gördüğümüz oyuncuları da söyledik. Zaten toplantılar yapılacak Zonguldak Kömürspor'da. Orada bir karar verilecek. Oyuncular üzerinde çalışmalar yapılacak. Zaten biz bilgisini Şenol Hoca'dan da alacağız. Burada hani konuşuruz. Programda aynen. Zaten transfer programlarında bunun gidişatlarından bahsederiz. Nereye ne oyuncu gelecek? Hangi oyuncular gelecek? Belki isim vermeyiz ama hangi bölge oyuncu en gelecek? En azından bunları mevkiyi söyleriz. Deriz. Mevkilerini yani, söyleriz. Eğer tam net olarak bir tane oyuncu olursa zaten bize hoca söyler. Zaten. Biz de onu hani açıklanmasa bile medyada biz burada söyleriz. Onu söyleyelim ya, iş tam bittiğinde. Çünkü hem kulüplerin menfaati hem de oyuncuların menfaati için biz daha netleşmeden isimleri programlarımızda söylemiyoruz. Ama Zonguldak genç oyunculara gidecek değil evet, mi? Evet, genç oyunculara gidecek. Parlatacak. Parlatacak yani. Ve aç olan oyuncular alacak daha doğrusu ki bu takımı bir yere getirmeye çalışsınlar. Tecrübeli oyuncu bekliyor musun buraya? Belki, serpiştirme anlamında. Maddi güce göre belki olabilir. Hani ama şartlar uyarsa diyeyim. Zor gibi duruyor. Aynen maalesef. Öyle. Ama Zonguldak Kömürspor iyi bir ilk devre geçirdi. Kesinlikle. Onu söyleyelim. Bir hani, puan fark da play-off'un dışında bir puan fark da bence başarılılar. Kırklareli Spor'la Sarıyer'e geçelim. Kırklareli Spor benim beklentilerimin altında kaldı, onu söyleyeyim. Çünkü bence Kırklareli Spor'un hiç de fena bir kadrosu yok. Tecrübeli oyuncuları da var. Ama şimdi Serik 31 puan, Zonguldak Kömür 31 puan toplayıp Kırklareli 26 puan toplayınca bence Kırklareli başarısız bir devre geçirdi. Senin yorumun ne olur? Vallahi Kırklareli Spor çok başarısız bir devre geçirdi. Buradan haberlere de bakıyorum. Ve ben bir iddia ortaya atmıştım. Ben Kırklareli Spor'un playoff'a kalamayacağını düşünüyorum. Sen bunu çok söylüyorsun. Son 2-3 kere de tekrarladın. Aynen, gene söylüyorum. Yani. Çünkü devre arasında da hamle yapabileceklerine inanmıyorum. Ki yapmıyorlar zaten yıllardır. Ki bence Kırklareli'nin kadrosu Zonguldak'tan daha iyi. Ne düşünüyorsun? Evet ama çok kötüler. Performans yani olabilir değil de. Birçok maçın iç sahada oynadı bu takım. Doğru. Mesela biraz önce iç saha performanslarından bahsettik bazı takımlarda. 10 kişi kalan rakiplerini yenemedi içeride. Mesela bakıyorsun işte Kırklareli Spor'a evinde oynadığı maçlarda bence iyi bir performansı yok diye düşünüyorum bence ben. Bence de yok. 9 Sen maçta. Sen düşünüyor musun? 9 maçta 15 9 puan. 9 maç değil, 10 maç, 3 galibiyet, 4 beraber, 3 mağlubiyet. Yok, 9 maç, 4 hayır, galibiyet, 3 beraber. Hayır, 10 maç, yanlış bakıyorsun yine. Sen nereye bakıyorsun? Şey, pardon. 40'lar 59 aynen, maç. Aynen, 9 maç, 4 galibiyet, 3 beraber, 2 mağlubiyet. Yani 15 içeride. 12 gol atıp 8 gol yedi ve yani kazanamadığı maçlara baktığın zaman da 10 kişi kalan Banspor ve Kırşehir de yenemedi. Doğru. O da var. Önemli maçları kazandı. Yani önemli derken Adıyaman'ı yenemedi içeride. Kazanması gereken maçları kazanamadı yani. Bunlar önemli bir kayıp oldu. Doğru. O yüzden ben Kırklarespor'un playoff'a kalamayacağını buradan tekrardan söylüyorum. Kendi görüşüm bu. Bana da zor farklı geliyor. Farklı olursa aynen, beni yanıltır ama ben böyle düşünüyorum. Sarıyer için neler diyeceksin? Sarıyer sezona kötü girdi maalesef. Hı-hı. Aslında sezona kötü girmedi. Şöyle, puanları topladı ilk başlarda, topluyordu. Ardından maddi problemler. Maddi problemlerden dolayı mesela pazara bile yenildiler. Ciddi bir düşüşe girdiler. Fakat yönetim gittikten sonra, Mehmet Hoca gittikten sonra, Serkan Hoca şu an takımı yönetiyor. Serkan Özdemir. Hani Keçi iyi, Mehmet Hoca. İyi toparladılar. Ve Sarıyer'le taraftarlar arasında da güzel bir bütünleşme oldu. Hı hı. Toparlanma periyoduna girdiler. Sarıyer'den devre arası neler bekliyorsun? Bir hamleler gelebilir mi? Vallahi şu an hiç konuşulan isimler yok. Cumartesi günü falan kongre var. 3 gün sonra. Ertelendi zaten. Cumartesi yapılacak. Bakalım ne olacak? Ali Genç dışında da aday yok. Herhangi bir aday yokmuş. Önemli olan gelecek başkanın bu takıma maddi olarak güçlü gelmesi. Ama çok zor gözüküyor Ali Başkan'ı da. Ya Sarıyer için bu sezon playoff olmaz. Onu zaten söyledik çok fazla. Düşme söyledik de olmaz. Düşme de olmaz. Çünkü çok fazla daha kötü takımlar var. Bunu sezon başı da çok konuştuk. Aynen. Ama Sarıyer için tabii ki orta sırada kalmak başarı değil. Sarıyer de yalnız kendi evinde Kocaeli'ye yenilmedi. Gerçi o maç 3-0'dan 3 oldu ama büyük maçları zaten kaybetmiyor. İskenderun'u yendi, Karacabey'i yendi. Evet. O da önemliydi. Sarıyer zaten bunu hep sezon başı da söyledik. O şey maçından önce, Kocaeli maçından önce. Evinde büyük maçları iyi oynuyor Sarıyer. Banspor'a deplasmanda yenilmedi. Evet. Trabzon maçında çok kötülerdi. O gün çünkü oyuncuların kafaları çok kötüydü. Karışıktı aynen, maddi bence. Maddi olarak sıkıntılar vardı ondan. Oyuncular hani böyle maçta değil gibilerdi. İşte o verilen paslar falan rakibe yani, hı hı, kötüydüler o gün.
Bence Sarıyer kötü bir devre geçirmedi. İyi toparladılar. Ne diyorsun? Evet, iyi toparladı. Son maçta Karacabey'i ezerek yendiler zaten. İyi oynadılar aynen. O yüzden Sarıyer şu anda gayet iyi gidiyor. Fethiye Spor'la Adıyaman FK'ya geçelim. Fethiye Spor ilk devrede iyi bir devre geçirmedi bizce. Özellikle çok kolay gol yemeleri onlar adına olumsuzdu. Bir de Fethiye Spor'da şöyle bir sıkıntı var. Fethiye Spor deplasmanlarda çok kötü. Çok değil, çok kötü yani. Aynen. Facia bir deplasman performansıyla ilk yarıyı kapattılar. Bir de savunma anlamında çok yumuşak kaldılar. Orta sahanın rahat geçilmesi anlamında. Hoca değişikliği de yaptılar. Mesut Hoca gitti, Erhan Altın Hoca geldi. Ne düşünüyorsun Fethiye'nin ilk yarı performansı? Vallahi Fethiye Spor tamamen sınıfta kalan bir devre geçirdi ve ben Fethiye Spor için de söyledim. O kötü gidişattan sonra ve özellikle Mesut Hoca'nın yaptığı tahribattan sonra Fethiye Spor'un da playoff şansının kalmadığını. Sen ve zaten Kırklareli ve Fethiye'ye çok diyorsun bana. Aynen. İki takıma. Playoff'a kalamaz. Ya bir de mesela Fethiye 22 puanda, Kırklareli 26 puanda. 4 puan daha fazlası var. Doğru. Ama ben bu iki takım için de net görüşümü belirtiyorum. Alt sıralara geçelim. Adıyaman, Kastamonu, Kırşehir, Etimesgut, Balıkesir, Uşak, Diyarbakır, Pazar. Pazar %100 gitti bizce. Şimdi Diyarbakır'da çok hamle olacağı söyleniyor. Bakalım, gelen oyunculara göre konuşuruz. Uşak Spor çok sıkıntılı durumda. Balıkesir Spor tahtayı açamayacak söyleyelim. Dün başkan da açıklama yaptı. Aynen. Sıkıntı çok büyük orada. Etimesgut'ta aslında para var. Bakalım hamle yapacaklar mı? Kötü bitirdiler devreyi. Kırşehir küme düşme hattının üstünde tamamladı devreyi son maçını kazanarak. Kastamonu küme düşme korkusu yaşamaz. Adıyaman neler yapar? Adıyaman rekora gidiyor. Hoca değiştirme konusunda. 6. hoca gelecek şimdi. 2 haftada bir hoca değişiyor neredeyse. 3 haftada onunla bir. Onunla ilgili de konuşacağım. Şimdi Süleyman Peki. Hoca gönderildi. Süleyman Hoca'nın ekibinde 2 tane isim vardı. Sezon başında bir yerlerde çalıştıkları için bu ikinci takımlar oldu. Yani hocaların ekiplerindeki isimler de en fazla iki tane takımda çalışabiliyor. Bu sene daha çalışamayacaklar. Şimdi bu adamların geçinde de ev var, çoluğu çocuğu var. Nasıl olacak? Yani Adıyaman'da çok ilginç olaylar oluyor. Adıyaman net olarak düşme korkusunu sezon sonuna kadar yaşayacak. Ben bir şey ekleyeceğim düşme hattına. Tabii. Pazar Spor gitti diyoruz ya, ben ikinci takımda Uşak Spor söylüyorum. Doğru, katılıyorum sana, haklısın. Uşak Spor çünkü kaderine terk edilmiş. Diyarbakır'da da %85'te. Balıkesir de gidecek bence. Ona net bir şey söylemem. Tahtayı açamayacaklar. Açamıyor da Kırşehir ile Etimesgut da çok kötü. Etimesgut düşmez de oraya Kırşehir çok büyük aday, Adıyaman da çok büyük aday. Vallahi Adıyaman zaten rekora koşuyor yani gönderdiği. Uşak Pazar net diyorum. Peki. Diyarbakır %75-80 görüyorum. Diğer bir takım için bir şey diyemiyorum. Kastamonu düşmez. Düşmez. Kastamonu'yu özellikle merak ediyorum. 1,5 yıllık oyuncular alacağız dendi. Kastamonu kimleri alacak? Sağ beke birisi geliyor biliyorsun. Aynen. Yusuf Talım geliyor. Evet, onu söyleyelim. Onu söyle, Yusuf çok Talım yüksek gelecek. İhtimal Yusuf Talım gelecek gibi. Tarsus Manyurdu'ndan. O da çok güzel bir gol attı yine gol maçında. Evet. Son maçta. Ya Yusuf Talım yetenekli bir oyuncu da. Genç bir oyuncu ama bakalım. Yukarıya oynayacak takım da ne yapabilir? Onu bir görmemiz yukarı lazım. Yukarıya takım değil ki Kastamonu. 1,5 yıllık düşünülüyorsa seneye bakmamız lazım aslında. Bu burada ya da nasıl bir devre geçecek? Aynen. Bir de Kastamonu'da gidenler oldu. Hakan Olkan gitti. Onu Mehmet Bektaş gitti. Zaten. Kastamonu'da çok sirkülasyon olacak gibi duruyor. Aynen. Adıyaman'ı sen düşme adayı olarak görüyor net musun? Net düşme adayına geldi artık. Neden bu sürekli sirkülasyondan dolayı Süleyman Hoca'yı gönderiyorsan artık ben daha ne söyleyeceğim ki? Valla Adıyaman hangi hoca gelecek merak ediyorum. Gelecek hocada da hata var. Gelmemesi lazım da. Bence bakalım. Süleyman Hoca ile beraber gelenlerde de hata var. Ben sana söyleyeyim. O gelen isimlerde. Adıyaman'a ekibi, giderken iyi düşünecek. Ekip ama işte. Tamam da ikinci kez gidiyorsan. Yani şimdi Süleyman Hoca şöyle bir noktası vardı. Buradan kötü ayrılmadığı için ben geçen de konuştum. Hoca buraya bir kere daha gelmesi gerekiyordu. Hakkıydı. Başarılıydı çünkü. Ama ne oldu? Ona bakarsan Cüneyt Unpınar da sezon başı tekrar gelmişti. Yok, şöyle oldu. Geldi Cüneyt. Anlaşıldı, sonradan yattı ya. Ama Cüneyt Unpınar sözleşmeye imza atmadı. Tamam, atmadı da anlaşıldı, açıklandı ya kulüp resmi sayfasından. Anlaşıldı. Cüneyt Dumlupınar Urfa'ya da gitti ona bakarsan. Tabii işte onu söylüyorum. Görüştü. Yani. Urfa'ya gidebilir, o ayrı bir şey. Ama Cüneyt Dumlupınar da akıllı da aldı. Adıyaman açısından konuşuyorum. Hani sen diyorsun gelmemeliydi. Ya buraya Cüneyt Dumlupınar da baktığın zaman geldi. Burada Süleyman Hoca da gelmemeliydi. Neden biliyor musun? O bu gelmeliydi. Bak yok, şöyle bir nokta var. Bu isimler başarılıydı. Tamam, onu, yok, ben başarısına falan bakmıyorum hocanın. Süleyman Hoca'yı geçen sene burada ekmek arası yapıp yemediler mi? Cüneyt Dumlupınar'ı da yediler. Şimdi gene yediler Süleyman Hoca'yı. Zaten o defter kapandı. Süleyman Hoca buraya o yüzden gelmemeliydi. Şimdi ben zaten hatırlıyor musun? Programda demiştim bir programda. Aynen. Süleyman Hoca buraya gelse de gene gönderilir. Evet. Adıyaman'da bir düzen falan yok. Zaten Süleyman Hoca bir daha bu yapıldığı için ben Adıyaman'ın artık getirdiği hocalarla ilgili konuşmayacağım ben zaten. Ben sana örnek vereyim. Gökhan Beklemiş Kırşehir'den ayrıldı. 2 hafta sonra Adıyaman'a geldi. Bak hiçbir takımda çalışamayacak bu sene. Niye geliyorsunuz buraya? Aynen. Gideceksiniz. Adıyaman'a Jesus bile gelse kovulur. Kesinlikle öyle.
Bakalım ne olacak? Düşme hattı da felaket bir şekilde alevlenmiş durumda. Aynen. Tüm takımlara transfer döneminde başarı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii kanalımıza abone olmayanlardan öncelikle abonelik. Kırmızı grupta da ilk transferi yapan takım İskenderun oldu, onu söyleyelim. Onu zaten resmi olarak. Resmi olmadı zaten. Ama Bahadır geldi, bitti. Geldi. Tam kapanışı yapıyorum. Transfer haberi veriyorsun. Bari girmeden söylesene. Tekrar baştan alıyorum. Ben senin yerine de yaparım kapanışı. Zaten Bahadır'ı söyledik. Zaten ki Bahadır anı açıklansın zaten resmi olacak. Onu söylemene gerek ama yok. O iş ona bakarsan Yusuf Talum da geldi, resmi değil. Ona bakarsan yine aynı şekilde başka transferler de var. Onlar da resmi değil. Peki sence transfer ne zaman harlanır? Ha, transfer takımlar başlar haftaya. Takımlar şu an tatilde. Tatilde, haftaya başlar. Konuşuruz, pazarsın. Acelesi yok. Biz ne zaman transfer programlarına başlarız? Ne zaman transfer başlarsa o zaman başlayacağız. Şimdi sen daha imzalamayan oyuncular konuşacak mı programda? Yok. Transferleri bakalım, merak ediyorum. Hı-hı. Kimler gelecek. Bakalım, onları konuşacağız. İzleyen herkesten öncelikle videomuza beğeni, yorum ve öncelikle tabii ki abonelik bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza katıl butonumuz aktif. Tüm izleyicilerimizden katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Transferler hareketlendiği zaman da transfer özel programlarını yapacağız. Onun zaten duyurusunu özellikle Instagram sayfamızdan yapıyoruz. Tabii. Herkesten Instagram sayfamıza destek olmalarını bekliyoruz. Bir dahaki programımızda, transfer programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok saçma bir durum da var. Şimdi ligler 15'inde başlayacak. Transfer dönemi 12'sinde başlıyor. Abi bizi ilgilendirme. Federasyonlar için takımlar arasında. Çok sıkıntılı bir durum maalesef. Bakalım. Bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür edelim. Bir devre boyunca. Aynen öyle. Tüm şehirlere, kulüplere, izleyicilere, taraftarlara da selamlar olsun. Herkese de iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.